Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, Trabzon'da, Rize'de, İstanbul'un birçok yerinde şubeleri bulunan Araştırma, Bilim, İlim ve Kültür Derneği Başkanı Yavuz Selim Ulusal olarak ve derneğimizin bünyesinde hizmet eden medreselerdeki hocalarımız adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı ve gereği duyduk. Sebebi ise malumunuz son zamanlarda Umre'de yaşanan bu elem verici hadise hakkında talihsizce, araştırmadan, düşünmeden, olayı bizzatihi yaşayanlara sormadan açıklama yapan bu cübbelinin, Efendi Hazretlerimizin cemaatini ayrıştıracak, cemaat içerisinde fitneye sebebiyet verecek, sultanımızı son derece müteessir edecek, birilerini savunayım derken diğer tarafa haksızlık edecek, zulmedecek bu açıklamasından dolayı kınıyoruz. Kıymetli Müslümanlar, şurasını iyi bilinmesini isteriz ki Sultanımız Efendi Hazretlerimiz hayattadır. Hiç kimsenin Sultanımız adına ama şahsı adına ama cemaati adına çıkıp da Efendi Hazretlerimizin şahsını ilgilendirecek, Sultanımızın cemaatini ilgilendirecek bir konu hakkında açıklama yapmaya, sözcülük yapmaya ne hakkı vardır, ne müsaadesi vardır, ne de selayeti vardır. Kıymetli Müslümanlar, Efendi Hazretlerimizin en büyük ideali, en büyük davası her mahalleye bir kız, bir erkek medresesinin açılmasıdır. Ve bu medreselerin açılması hususunda da yetiştirmiş olduğu hocalardan bunu beklemektedir. Hal böyleyken bu cübbeli her fırsatta, her kürsüde efendi bana talebe okut, medresede hocalık yap dedi, ben ise size kıyamadım, sohbetlere devam ettim. Benim talebem yok, benim kurslarım yok diyerek Efendi Hazretlerimizin ömrünü harcadığı bu davası hususunda sultanımıza karşı itaatsizliğini kendi ifadeleriyle, kendi ağzıyla itiraf etmiştir. Sultanımız kız çocuklarınızı kız medreselerinde, erkek çocuklarınızı erkek medreselerinde okutun buyurduğu halde bu cübbeli çocuklarını medreselerde değil de kolejlerde okutmuştur. Sultanımız Yavuz Selim Camii'nde müridanını yetiştirmek için yıllarca sohbet yapmıştır. Bu cübbeli Efendi Hazretlerimizin pazar sabahları sohbet yaptığını bildiği halde kendi mescidinde, Haliç'teki mescidinde pazar sabahları kendisi de sohbet yaparak cemaatin ikiye bölünmesine sebebiyet vermiştir. Efendi Hazretlerimizle tanışmasına, belki de tanışacak binlerce insana, belki de Efendi Hazretlerimizden istifade edecek binlerce insana engel olmuştur. Sultanımızın, Efendi Hazretlerimizin ahlakıyla, edebiyle yetişmiş olan nice kıymetli hocalarımız varken bu cübbeli her fırsatta, her medyatik ortamda sanki bu cemaatin lideri kendisiymiş gibi, sanki bu cemaatin şeyhi, mürşidi kendisiymiş gibi araştırmadan, sormadan tek taraflı çıkıp açıklamalar yaparak bu cemaate büyük zararlar vermiştir. Bu cemaatin sanki Türkiye ve dünya Müslümanları nezdinde bu cemaat işte ne bileyim fitnelerin koptuğu, bu cemaat kargaşaların, insanların birbirine girdiği bir cemaat olarak algılanmasına sebebiyet vermiştir. Netice olarak dolayısıyla kıymetli Müslümanlar, Efendi Hazretlerimizin ideali doğrultusunda değil de kendi istekleri, kendi nefsi arzusu doğrultusunda hareket eden bu cübbelinin yapmış olduğu bu açıklamalar kendisini ilgilendirir. Kullanmış olduğu ifadeleri biraz sonra unutan, belli bir zaman sonra inkar eden bu cübbelinin konuşmaları kendini bağlar, Efendi Hazretlerimizin şahsını, sultanımızın cemaatini ilgilendirmez. Allah'ın inşallah en güzel şekilde sultanımıza itaat eden, ittiba eden müritlerinden olmayı bizlere nasip eylesin. Kendi nefsini, kendi şahsını, kendi çıkarlarını düşünerek hareket eden kimselerden olmaktan Rabbimizleri muhafaza eylesin inşallah. Allah'ım hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.